Covid zamanında süper spora geçme niyetine girdim. Birkaç arabayla anlaştım. İşte gecelik 100 bin lira falan zam geldi. 150 bin lira zam geldi. Anlaşmış olduğumuz arabalara. O dönem Türkiye'de böyle bir kötü bir durum oldu maalesef. İkinci S2000'de şu yüzden satma kararı aldım. Araba full orijinal. 17 bin kilometreye gelmişti. Muayenesini yaptırdım. Muayenesi bitmişti. Servise götürdüm. 20 bin bakımı yapıldı. Yağı, suyu falan değişti. Sahil yoluna gelirken üstü açık. Araba full orijinal. Fabrikadan çıktığı lastikler üzerindeydi arabanın. Yaza doğru değiştirmeyi düşünüyordum eğer satmasaydım. Kış periyodu olduğu için, garajda yattığı için gerek duymadım. Pendik sahil yolunda 7-8 tane Yunus arkadaş bir anda etrafımı sardılar. Allah Allah. Direkt yolun ortasında durdular beni. Sonra arabanın üstü açık, kemerim takılı. Sakin sakin geliyorum. Kesinlikle hız falan yok. İndirdiler beni aşağıya. Arabayı aradılar. Kimlik GBT yapıldı falan. Bu araba niye yüksek? Ne? Memur bey diyorum yani. Dur bir dakika. Bu araba diyorum yani bak böyle böyle bir araba. Orijinal ben böyle sürüyorum yani. Bu araba böyle. İşte bu araba egzoz neresinde bu arabanın? Memur bey diyorum egzoz yok arabada. Hani... Bunu size nasıl ispat edebilirim bilemiyorum. Geç sen bas gaza diyorum. İşte saçma sapan böyle bir arabayı redline'e sokuyor falan. Niye bağırmıyor bu? Var eksi nereye koydun? Anlatıyorum. En son bana dedi ki ya bu arabada bir şey var çözemedik ama dedi. Seni de çözeceğiz dedi. Ne gibi dedim? Ne iş yapıyorsun dedi. Gemi kaptanıyım dedim. Beyefendi dedi ne işin var böyle arabayla ya dedi. O aralar S2000'in Türkiye'deki algısı gerçekten çok kötüydü. Yani EDS altında yanlamalar... ben popüler olacağım parası neyse öderim kafaları. Kendini ihbar edenler. Kendini ihbar edenler de oldu. Sen yaşa. Altına da bedel ödendi yazdı. Bedel ödendi yazdı falan. Kurun yanında yaş da yandı kısaca. Ya da tam tersi miydi? Öyle yaşın yandı, yanında kurun mu yandı? Neyse. Öyle bir macera yaşadık. Ben Pendik'ten eve gelene kadar ben dedim bu arabayı satacağım. Karar verdim. Kısa bir dönem sonra gemiye çıktım. Gemiye çıktıktan sonra da arayışım başladı. Ne alsak, nasıl yapsak, yerine ne koysak. O arabaya da artık üretimi olmayan dünyada 2-3 tane kalmış Passport GDM filtre kiti bulmuştum. Gerçekten S2000 için çok özel bir parçadır. Ona da güzel bir setup yapmıştım. Coilover'larını falan almıştık hatırlarsan. Evet. Mugen GP jantını. İki kere coilover değiştirdik. Hardtop'unu aldık. Ondan sonra... Bu olmadı dedik. Bu olmadı dedik aynen. Yani kahve koyulu almıştım ben. V1 miydi? V2 mi? Öyle bir şey gelmişti. Sonra ben onu beğenmedim. Gittim başka bir tane daha aldım. Kahvenin başka bir modelini. Daha memnun kalırız diye. Onu da takmadan, takmak nasip olmadan arabayı sattık. Hardtop'una kadar dizmiştik o arabayı. Yani kışın geçmesini bekliyordum. Yaz başı hepsini takarız diye. Hatta bir gün Halil abiye götürmüştüm. Halil abi dedi ki ben bunu elleyemem. Ben bunu yapamam dedi. Mahmut abi Hunter road balance yapalım dedi. Road balance yapalım dedim. Ondan sonra bu araba dedi ya çok iyi toplanmış dedi ya da çok orijinal bir araba dedi. Çözemedim dedi. Dedim abi böyle 16 binde falan filan. Velhasıl kelam ben gemiye gittim. Erdal Alan kardeşim Dream Car Türkiye çok sevdiğim değer verdiğim bir arkadaşımdır. İlanlara bakarken ben E90 kasa M3 hep aklımda vardı. Ama BMW'nin işte yatak sorunu, vanos sorunu falan böyle kulaktan kulağa duyulan asılsız işte kronikler. Kötü bakılan arabalar. Kötü bakılan arabalar hep böyle beni soğuk tutuyordu. Yani çok yakın arkadaşlarımda 60 M5 vardı. Alıp binmişliğim de vardır hani. Ben M3'ü almadan önce. Hani bir bakayım M nasıldır diye. Daha sonradan bu son aracım E93 M3 ilanda gördüm. Erdal kardeşimize yazdım. Dedim Erdal onun eski aracıydı zaten. Bunu nasıl yaparız falan. Bende S2000 var vesaire vesaire derken. Biz kendi aramızda güzel bir ticaret anlaştık. S2000'e takas yaptık. Ben E93'ü aldım. Yine gemideydim. Arabayı görmedim. Aldıktan yaklaşık 3 ay sonra falan gemiden geldim ben. Değişik abi gemiden geldim. Ali Osman bilir. Benim evin eski Tuzla'daki evimizin yan tarafında iki araba sığacak bir garajım vardı benim. Buraya yapmamdaki öncelikli neden hani böyle gelip geniş ferah şekilde oturabilecek bir garaj ihtiyacıydı. Dediğim gibi galericilik ya da araba satmak önceliğim değil. Ama artık içinde bulunduğumuz durumdan dolayı bu da bizim bir parçamız oldu. Aynı zamanda
İnşaat işleri de yapıyoruz. Onları da değerlendiriyoruz. Hem günlük rutinimizi gelip burada yapıyoruz. Mali işlerimizi takip ediyoruz vesaire. Aynı zamanda da vakit geçirebileceğimiz bir yer ihtiyacından dolayı böyle bir yere sahip olabildik. 93M3'e gelecek olursak da ben gemiden geldim. Arabayı aldık 3 ay sonra. Abi garajda duruyor araba. Cerez bilekti. Işık da laciverti çalıyor. Çok karanlıkta böyle çok koyu bir siyah oluyor falan. Güzel bir renkti. Yine ben onu gemide aldım. Aldıktan 3 ay sonra gördüm arabayı. Gemiden geldim. Abi garaja girdim. Açtım kepenki. Selamün aleyküm dayı. Aleyküm selam. İsmi ne bu güzelliğin? Yani eskibin şöyle bir şey. M3'e bir baktım kafadan. Aman tanrım dedi. Abi böyle duruyor araba. Kocaman duruyor. Lan dedim bu nasıl bir şeymiş yani. Yani kupesine falan bindim ama kabriyo E93'ymiş. Hiç görmedim hayatımda. Ben şimdi işin keyif kısmında olduğum için hızlı araba açarım üstünü. Gezerim dedim. Start düğmesine bir bastım. Lan aynı bizim gemi gibi çalışıyor. Bastım. Lan aynı bizim gemi gibi çalışıyor. 10.000 beygir. İşte 6 silindirli 10.000 beygir. Gemi makinesi gibi çalışıyor. Üçüncü kattan babam şey yapıyor. Camlar titriyor falan. Hemen telefonlar çaldı. Ne yapıyorsun sen falan. Hemen ben arabayı çıkardım dışarı. Meğer işte cold start olayı varmış. Evet. Tabii bunları da yaşayarak öğrendik. O arabaya da Türkiye'de 8-10 tane var. E93M3. Hepsi standart. O arabaya da Florida'da gördüğüm bir arabadan esinlenerek Competition jant taktım ben. Ben Florya anladım ya. arada böyle bir şey olunca uyandırmıyor. Tabii sen gemi deyince Florya anladın değil mi? Florya'da da Tampa'ya gitmiştik. Tampa diye bir yer var. Dışarı çıktık abi orada. Böyle buz mavisi renginde griye çalan bir E93 duruyor. Ama ileriden baktığın zaman şey yani 320 gibi algılarsın arabayı. Zaten M3'ü bir bilen biliyor. Bir de Allah biliyor yani. Yani sokaktan geçen adam BMW 3 serisi diyor. Bu doğruya doğru. Arabanın zaten tek eksisi bana göre o. Yoksa çoğu süper spor arabayı bozar. Hem güvenlik hem konfor. Yani gidişi göreceli. Kimine şeyle göre yavaş. Şeyle karşılaştın mı hiç ya? Bir arabadan anlamayan birisi. Abi benim arkadaşımda da var. Aynı işte üstü açık BMW. Diyen oldu. Evet. Diyen oldu. Ona da yine gereken bedeli ödedik. Ali Osman'ın tabiriyle. Kahve koyular işte bütün karbonları vesaire. Ağır bakımları. İstinyer'dem abi MMC Garaj. Selam olsun. Çok karımızı çekti. En ince civotasına kadar gerekeni yaptık. Orhan kardeşim Ali Osman da tanıyor. Ya zaten seninle Orhan'ın yanına gelmem benim hayatımın dönüm noktası. Yani hatası olabilir değil demiyorum. Abi ben o ikinci viteye öyle uğraştım ki. Ben servise gittim. Parça sipariş etmeye kendimce bir liste hazırladım. 5 sayfa. Bunları istiyorum dedim. İşte servis elemanı böyle giriyor parçaları. Bu mu? Evet. Bu mu? Evet. Bu mu? Evet. Bir dakika dedi. Kalktı gitti içeriden. Şeyi çağırdı. Yani o kompleksin en yetkilisini çağırdı. Bana dediler ki beyefendi siz hani bu parçaları niye istiyorsunuz? Aracıma takacağım. Ruhsatını görebilir miyim? Gösterdim. Ondan sonra araç tandemin üstüneydi. Hı hı. Onu da sanıyorlar arkadaş. Onu da gemiden gemideyken almıştım. Onu ailecek görüştüğümüz bir insandan aldığım için Sinan kardeşim buradan Edremit. Selam olsun. Güzel bir arkadaşımız. Ali Osman'ı da tanıyor. Bu Ali Osman kim ya? Allah Allah. Her yerde Ali Osman var, o biliyor, bu gidiyor. Ali Osman canımız, ciğerimiz. Ana baba ayrı kardeşimiz, öyle diyeyim sana. Eyvallah. Neyse, Sinan'dan aldık biz arabayı. Ben gemiden gelince çıkardım parça listesini. Yapacağımız upgrade'ler işte, aftermarket ürünler bunlar. Okan Turan kardeşim, kendisini çok eski tanırım. Vitek Almam'daki mesela anılar çok diyorum ya sana. Konya'da bir tane EK9 yapıldı. Abi bu Konya'daki EK9 hangi araba ya? Vitek diyorlar. Hangi araba? Daha 2007-2008 seneleri bunlar anlattıklarım.
O zamanlar bu kadar kıymetli değil. Kıymetli değil. İnsanlar kimse bilmiyor. Sadece dolu paket diye alıyorlar. Vitek diye dolu paket alıyorlar. Daha sonradan ben o arabayı gördüm. Kemal Demir kardeşimize geçti. Sonra Kağan Motor yapıldı. Kemal Demir'i de kandıramadık buradan. Zamanında alamadık arabayı. Şimdi İzmit'te Ali Yıldız diye bir kardeşimiz de. Kazası belası bilsin. Ben abi ikinci Vitek'i aldım. Balansota Orhan. Buradan sana çok selam söylüyorum. Orhan arabamına gerçekten emeği çoktur. Parça listesini çıkarmak için gittim abi şeye, servise. Servisten yetkili kişi bana dedi ki, hocam bu araç sizin üstünüze değil, bu istediğiniz parçaları veremeyiz. Ne alaka ya? Niye dedim? İstediğiniz parçalar araç 96'dan beri üretiliyor. Türkiye'ye hiç gelmeyen parçalar dedi. Hocam dedim, ben orijinal parça istiyorum. Bana dedim orijinal parça lazım. Ruslar sahibiyle görüşmemiz lazım dediler. Annem bak dedim kimliğim bu. Haberi daha yok. Çipli kimlikler çıkmamıştı o zaman. Sene milattan önce işte falan. Neyse gösterdim ben. Dedim annem yani annemin üstünde araba benim. Velhasıl kelam siz gidin biz sizi arayacağız dediler. Aradan bir hafta 10 gün geçti. Honda'dan beni aradılar. Yardımcı olma sözü verdiler. Ben de onların sözüne istinaden ben bir başladım abi parça sipariş etmeye. Ya ben ne istersem geliyor. Arıyorum. İşte sağ sol maşpiyal takımı lazım. Orijinal. 15 dakika sonra arıyor. Diyor ki işte Belçika şeyimizde stoğumuzda gözüküyor. Çekin. 3 gün sonra 4 gün sonra geliyor. 15 gün sonra arıyorum. İşte bunlar lazım. Çin stoğumuzda gözüküyor. Çekin abi. 3 gün sonra burada. Böyleydi şey. O yüzden işleyiş hızlı oldu biraz. Arabanın değiştiremediğimiz tek şeyi onu da değiştirecektim ben. Ön göğsü artık üretilmiyor ve taban halısı. Maalesef üretilmediği için değiştiremedik. Arabayı A'dan Z'ye baştan aşağı sıfır kondisyonda yaptık. Boya, kaporta, mekanik. Motoru da zaten İbrahim abi B18 altyapısı yapmıştı. Halil abi de gerçekten mekanik olarak çok üzerine düştü. Okan Turan kardeşim de her türlü parçayı sağladı aftermarket. Abi biz arabayı bir yükledik. Araba çok çılgın bir şey oldu. Bu Vitek Türkiye'yi nasıl kurdun onu bir anlat. Ankara'da Mikrop Orhan, Mikrop Ali. Herkes onu Mikrop Ali diyebilir ama ben Mikrop Orhan diyordum ona. Sevdiğim bir kardeşim sizden iyi olmasın. O da Vitek'e gönül vermiş bir arkadaş. Vitek eskiden yani kasa kodu bile bilinmiyordu Türkiye'de. EK3, EK4, EK9. Hani bunların ayrımları nedir, farkları nedir bilmiyorlardı. Çoğu insan bilmiyordu. Lafını balla bölüyorum. Şu anda bile kimse bilmiyor. Adam yazıyor. EK9 yaz diyor, benim arabam çıkıyor diyor. 1.4, ben gördüm onu ya. 1.4 araba. Dur girme oralara. Çıkamayız. Abi eskiden Mikrop Ali vardı ya, ben de gerçekten bu dönemin Mikrop Ali Osman'ıyım. Şimdi Vitek'te EK4 Vitek Türkiye'yi kurduğumuz zamanlarda çok alsada düşmüştü maalesef. Ama baktığın zaman Vitek bindiğinde lan adam Vitek biniyor algısı vardı. Ama aynı zamanda araba çok alsada düşmüştü. Belli kısım içinde. Biz de Orhan'la konuşurken ya hani eski bin club var falan filan böyle güzel oluşumlar var. Yani bu arabanın da bilinen çevrede güzel bir algısı var. Hani bunu niye farkındalık haline getirmeyelim dedik. Daha sonradan onda da araba var, bende de araba var derken EK4 Vitek Club Türkiye diye grup kurduk. Gruba da gerçekten hani aracını binen, kullanan, bu alsat camiasının dışında kalan kesimi dahil etmeye çalıştık. Ali Osman var mı? Ali Osman vardı. Her taşın altından çıkıyor. Ali Osman. Sonrasında biz bu grupla abi o kadar güzel diyaloglara ulaştık ki. İnsanlar yani böyle bir fitilin yakılmasını bekliyormuş. Çok güzel diyaloglar oldu. Çok güzel yardımlaşmalar oldu. Aracını uzun zaman satmayan insanlar yine aynı şekilde binici insanlara ulaştı. O grup üstünden tekrar binici kişilere araçlarını satmaya başladı falan. Buluşmalar yapmaya başladık. Türkiye'de ilk Vitek buluşmasını yaptık. 57 araba geldi. Konya'dan, Antalya'dan, Eskişehir'den, Isparta'dan, İzmir'den. Selam olsun. Tahatepeci'yi ben tanımazdım. Vitek buluşmasına geldi. Daha 3 aylık tanıyorum. Sadece sosyal medyadan tanıştığımız var. Geldi, ben evimle misafir ettim. Yani o kadar iyiydi diyaloglarımız. Havuzda fotoğraflarınız var. Onlar bir sonrakiler. Yani 150-200 kişi geldi buluşmaya. Bunun tabii devamı oldu. Eskişehir'de buluşmalar yaptık. Otel kapattık, havuzları kapattık. Yine aynı şekilde
Türkiye'nin her yerinden yani VTEC kullanıcıları geldi. Gerçek VTEC kullanıcıları. Sonra İzmir'de yaptık, Bursa'da yaptık. İzmir'dekine ben gerçi katılamadım gemide olduğum için. O zamana denk gelmişti. Güzel anılar biriktirdik. Bunlara da vesile olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi ben birkaç soru hazırladım. Tabii. Sana.